İyi günler arkadaşlar. Yine sizlere çok güzel bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Gönül gözü açma. Gönül gözünün açılması, gönül gözünün kapalı kalması. Bu ne anlama geliyor? Bunu aşkla maçla aklınıza getirmeyin. Gönül gözü imanla ilgili. Gönül gözü kapalıysa bir kişinin kesinlikle, kesinlikle diyorum, o kişi gerçekleri, doğruları göremez ve birbirinden de ayırt edemez. Kardeşlerim, benim daha önce de söylemiştim, yaşım 60. Bu zamana kadar olan tecrübelerimden sizlere aktarmak istiyorum hep. Ben yaptıysam bir hata, o hatayı siz yapmayasınız diye. Ya da ben o güzel bir olayı yaşadıysam siz de o güzel olayı yaşayın diyerekten. Yani olay şu. Komple size iyi şeyler aktarmak düşüneceğim. İyi şeyler olsun. Kötülük, kesinlikle kötülük düşünmüyorum. Hayatta bir insanın kötülüğünü düşünen bir insan değilim. İnanın bak, bir karınca dahi inciltemem. Ama vatan millet oldu mu canım feda. Şimdi arkadaşlar, kardeşlerim, ben İzmir Belediyesi'nde çalışıyordum. Yaşım 48 falan, 48 ya da 45 gibi. Yani tam olarak bilmiyorum, yani geçmiş yıllarda birazcık hatırlamakta zorlanırım. Yani 45 yaşında olarak düşünelim onu. Bundan yani 15 ne oluyor tabii ki 45, 50, 60, evet 10, 15 yıl öncesini düşünelim. Benim o zamanlar gönül gözüm kapalıydı. Evet, gönül yemin olsun ki şu anda o yıllardan önceki yıllarımı, o gençlik yıllarımı, o böyle ateşli günlerimi, o cıvıl cıvıl olan, neşeli olan günlerimi Allah bana keşke onları, o günleri yaşatmamış olsaydı diyorum. Çok büyük hatalarla yaşadım. Neden? Gönül gözüm kapalıydı. Yahu şu iblis, şeytan dediğimiz şey insanın şurasından, damarından, insanın içine girdiği zaman yemin olsun ki o insan her şeyi bildiğim zannediyor. Bak şu anda Türkiye'de hani o bilgiçler var ya, her şeyi bildiğim zannediyor ve her şeyde doğru olduğunu, doğru olduklarını zannediyor. Yemin olsun, bak yemin olsun, ben de onlar gibiydim. Zannediyorum ki o zamanlar hep ben doğruları biliyorum. Ben zannedersen her şeyinin aklı bende, o akıl bende çok zannediyordum. İnanın kardeşlerim, yemin olsun ki, yemin olsun diyorum bakın, Allah insanın gönül gözünü kapatırsa var ya, bir de açmazsa, Allah muhafaza, o insan bu dünyada istediği kadar güzel, zengin olsun, güzel günler geçirsin, mükemmel bir hayat yaşasın. Ya ahireti bittikten sonra, ahiret sonsuz yıldır. Orada biz aslında öldüğümüz zaman zannediyorlar ki biz öleceğiz. Ya öleceğiz ama asıl bizim dirilişimiz. Ya sen ve şu anda biz yoktan var edildiğimize göre Allah bizi nasıl diriltmesin? Çünkü yoktan var edildiğimize göre o zaman da ona inanıyorsun da öldükten sonra dirileceğine inanmıyor mu? Ya. İnanın.
bu dünyaya geldik imtihan için. Neden? Çünkü bak, burada yaptığın her imtihan senin oradaki mevkini, sen burada aslında yaşarken ahiretteki mevkini, inşaatını yapıyorsun. Yani burada iyi şeyler yaptıkça senin orada zaten inşaat halindemiş gibi düşün onu. Sen burada aslında orayı düzenliyorsun. İyisen orada mükemmel bir hayat seni bekliyor. Kötüysen de o hani bildiğimiz o hani lavların püskürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Ne kadar sıcak. Hani insanın içine atıldığını düşün. Saniyede duman olursun bak. O alevin içine gittiğin zaman Allah muhafaza saniyede yanar kül olursun, erirsin. İşte o ahirette aynı onun gibi, çünkü Kur'an yazıyor. Allah diyor bunu sana. Bakın, imtihanımız aslında çok basit. Çünkü neden biliyor musun? Allah sana kopya veriyor biliyor musun? Ya, yaşarken diyor ki bak sana Kur'an'ı oku. Kur'an'daki kurallara göre hareket edersen işte al kopya sana. Ahiretin senin mükemmel olacak. Sen kopya çekmekten acizsen, yani Kur'an okumaktan acizsen, okumaktan ziyade onun anlamını alimlerden, hocalardan dinlemezsen, bazıları dinlemeyi bırak, İslam karşılığı düşmanı oluyor. Onların vay hallerine. Onlar şimdi şatafatlı bir hayat yaşıyorsun bakalım. Ama orada var ya, orada öyle bir onları azap bekliyor ki. Çünkü onlar şu anda kumar oynuyor. Bakın, ya de orada bir şey olmaz. Olacak mı, olmayacak mı? Oraya gittiği zaman yandım Allah türküsü çağırırlar. Eyvah, biz ne yapmışız yahu? Kendimize en büyük kötülüğü kendimize yapmışız diyecekler. Bize söyledilerdi ya. Ya komşum söylemişti, akrabam söylemişti, şu söylemişti de adamlarla da bir de alay ettik ya. Ama bak şimdi bak biz kendimiz burada. Şimdi bu ateşin içine girilir mi? Bu ateşin içinde yıllarca, sonsuz yıl ya, sonsuz. Ne bir yıl, ne 10 yıl, ne 100 yıl, ne 1 milyar yıl. Hep orada sürekli yanacaksın. Bir an önce kendinizi kurtarın. Zaman var kana. 5 vakit namazınızı kılın. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu öğrenin. İslam düşmanı asla olmayın. Bakın, sizi kandırıyorlar. Git Hristiyanlarda, adamlar Hristiyanlığına nasıl sahip çıkıyor. Ama o Hristiyanlar gelip senin beynine İslam'ın düşmanlığını aşıladıklarından farkında değilsin. Evet, içimizde şu anda hükümet karşıtı olanların birçoğu dışarıdan kontrollü olarak hükümete, devlete, ya insan kendi devletine düşman olur mu? İnsan kendi devletine düşman olduğu anda zaten kanunen vatan haini oluyorsun. Yani şu anda Türkiye'de çok büyük bir kesim vatan haini durumunda, Allah'ın huzurunda. Bakın, unutmayın bunu. Siz zannediyorsunuz oyuncak bu. Hayır. Sen safını belletmişsin. Sen vatan hainliği tarafını seçmişsin. Allah o tarafta, iblis bu tarafta. Sen iblis tarafını seçmişsin. Kandırılmışsın, zavallısın aslında. Avrupa ajanlarla dolu Türkiye'nin içi. Onlar Türk gibi görünüyorlar. Onları hep dost zannediyorsunuz. Bakın, unutmayın. Atatürk'ü o kişiler geliyor, Atatürk'ü kullanarak seni ne diyor biliyor musun? Diyor ki bak, senin elinden Atatürk'ü, o Atatürk'ü alacaklar, Atatürk'ün kurallarını. Ya Atatürk'ün kuralları kim kaldırıyor ya kardeşim? Atatürk hepimize, hepimizin Atatürk'ü o. Biz Atatürk'ü saygımız var. Ama sen zannediyorsun ki biz Atatürk düşmanı zannediyorsun. Hayır. Sen kandırılmış olduğun için öyle düşünüyorsun. Sen kandırılmış olduğun için öyle düşünüyorsun. Zavallısın aslında. Çünkü bir batılı seni
Batılı senin kafanı içerideki ajanlarla, onlar çok güzel örgütleniyor. İçimiz kaynıyor, kaynıyor. İnanın, inanın şu anda yani Türkiye'nin %5'i dış dünyanın, dış batının düşmanlarının kontrolü altında sizi kontrol ediyor. Bak ne diyorum bak. O kadar çok kalabalıklar. İslam ülkelerinde aynı şekilde. Ha gelelim asıl konu. Bakın ha bir şeyi daha söyleyip ondan sonra o gönül gözünün açılıp kapanma olayını anlatacağım. Şimdi Batı sevdalılarına diyorum ki ey Batı sevdalıları, kıçınızdaki donuna kadar her şeyi onlara benzetmeye çalıştığınız, huyunuzu, soyunuzu ona benzettiğini, o Batı var ya Batı, Çanakkale'de senin sülaleni, geleceğini kurutmaya geldiler. O Batı var ya o Batı. Senin neslini kurutmaya geldiler. Ama sen şimdi onların sevdalısın. Sen onların cellatını seviyorsun sen aslında. Cellatını. Sen aslında dönsen Türk'ü seversin. Anadolu'nun gerçek o başörtülü, gerçek Anadolu'nun insanını seversin. Ama sen Türklükten, hani derler ya kurt köpekleri olur bazen. Ya bu yozlaşmış derler. Hani artık kurt köpekliği özelliği. Sizler artık Türklüğünüzü birazcık kaybeder gibi bir duruma, inşallah kendinize gelirsiniz de aslınıza dönersiniz. Ben istedim o. Ha şimdi gönül gözü çok önemli. Bakın sen gönül gözünü kapatmışsın. Çünkü kötü olmuşsan, insanlara kötü davranmışsan, İslam düşmanı olmuşsan, ne bileyim iyilik yapmamışsan, yani her şeyden kötü olaraktan davranmışsan insanlara, çevrene, İşte Allah senin gözündeki o perdeyi böyle kapatıyor. Sen zannediyorsun ki gözüm görüyor. Yok kardeşim ya. Sen zavallısın. Sen görüyorum zannediyorsun sadece olayları. Duyuyorum zannediyorsun. Aslında duymuyorsun. Sağırsın da, körsün de, dilsizsin aslında. Sen robot gibi zombileşmişsin aslında. Çünkü gönül gözün kapalı kardeşim. Gönül gözün kapalı. Gönül gözün kapalı olduğu müddetçe, benim o 45 yaşına kadar olduğum, o gönül gözümün kapalı olduğu yıllarına kadar aynı ben de sizler gibiydim. Zavallıydım. Evet arkadaşlar. Gönül gözümü nasıl açtım? Bakın. Bunun sırrı bende işte. Aslında her İslam alemlerinin hepsi bilir. Arkadaşlar. Allah'a tam tevekkül edeceksin. Allah'a teslimat vereceksin. Teslim olacaksın Allah'a. Ben diyeceksin Allah'ım sana teslim oldum. Ben sana tevekkül ediyorum her şeyimle. Malımla, mülkümle, beynimle, vücudumla, çoluğumla, çocuğumla, evimle, yurdumla, eşyaları, her şeyimle Allah'ım sana tevekkül ediyorum diyeceksin. Teslim oldum diyeceksin sana. Bir. Ama gerçekten teslim. Teslimat gerçekten olacak. Ya ben öyle yaptım bak olmuyor bir şey. Sabret. 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 Dua okuyor biri. Ondan sonra olmadı. Ya Allah zaten seni deniyor. Sen onun söyleyeceğini zaten Allah biliyor. Sen 100 tane söylersen belki bir tanesinin Allah ha bu tam bunda samimi oldu. O 100 taneden bir tanesinde samimisin belki, onu kabul eder. Çünkü sen samimi değilsin. Bugün ona dua edersin, yarın arkanı sırtını döneceğini bildiğin için senin duan kabul olmuyor. Tam teslimiyatın yok. Gönül gözün açık değil kardeşim. Bu yüzden Allah'a aşkına diyorum bakın. Allah'a aşkına. Allah'a tam teslim olun. Allah'ın bütün emir ve emirlerini yerine getirin. Namazını, niyazını, orucunu, zekatını, yani kısacası İslam'ın bütün kurallarını yerine getirmeye çalışın. Yoksa öbür tarafta işiniz zor kardeşim, zor. Evet, ben 45 yaşına kadar çok kötü anlar yaşadım. Ve pişmanım.
Eğer şu anda o günleri keşke yaşasam, tekrardan dönsem diyorum. Hayır, dönülmüyor işte. Ne oluyor? Allah diyor ki sen de tövbe edersen ben tövbe etmesi benden. Evet, ben 45 yaşından sonra Allah'a tövbe ettim. Hiçbir şey yaramazlık yapmayacağıma, alkol kullanmayacağıma, ne bileyim işte hiçbir yaramazlık yapmayacağıma karşı Allah'a söz verdim. Ve o zamandan, bu zamandan Allah'ıma çok şükürler olsun. O şeytanı uzak tutuyorum kendimden. Sözümde durdum. Ve bir baktım ki olayların bakış açım değişti. Bak işte gönül gözlü açılıyor insanın orada. Allah Allah, insanların harıl harıl cehenneme koştuğunu görüyorum ben şu anda. Allah Allah. Demek ki biz de o zamanlar, o 45 yaşına kadar ben de onlar gibi cehenneme koşuyormuşum, haberim yok. Ana. İnsanlar bir laf konuşuyor. Konuştuğu lafın inanın ne kadar zararlı olduğunu şimdi anlıyorum. Neden? Gönül gözüm açık şu anda. İnşallah kapanmasın. Evet kardeşlerim. Bakın. Gönül gözü açık olmayan kördür, sağırdır. Bunu bilin. Doğruları da bilemez. Yaşar, robot gibi yaşar. La ilahe illallah. Bakın bu çok önemli. Hiç durmadan boşluğunuzda, bakın, gönül gözünün açılmasına en büyük sebeplerden biri de benim budur. Ben Esot'ta şoförlük yapıyordum. İnanın, düşünün, İzmir'den 45 dakikalık bir yola giderken bir yönden içimden La ilahe illallah sözü söylüyordum. Ana bir baktım ki benim gözümün gördüğü şeyler farklılaştı. O Allah'ın bana ver, o Allah'ın sözü, yaptığım iyilikler farklı. Onlar gizli bende. Tabii onlar da çok. Her şeyi iyi düşünürüm. Ben karıncaya da incitemem. Ben hani dedim ya, 45 yaşına da kötü yaşadım. Yani alkolden bahsetmek istiyorum yani kısacası. Yani içtik yani. Yoksa karıncayı daha incitemem. Ne bileyim, insanlara kesinlikle kavga eden bir insan değilimdir. Sözümde hani kötü zamanımda bile hani konuşurken, acaba benim konuşurken karşımdaki incinir mi diye konuştuğum zamanlar bile, o zamanlar. Kökümde hani birazcık şeylik vardır. Karşıdaki kişiye saygım sonsuzdur yani. Çünkü ben şu anda gönül gözüm açık olduktan sonra o yıllarımı çok çok pişmanım. Keşke beni birileri aynı bu şekilde uyarsaydı da ben kendi gönül gözümü açsaydım, Allah'a teslimat olsaydım. İnan, bu şekilde yaşamak o kadar güzel ki, o kadar güzel ki, insan yaşamaktan zevk alıyor. İnsan ibadet ederken zevk alıyor. Bakın inanın, ibadeti gönül gözü kapalı olan insana sen ibadet ettiremezsin. Ona çok zor gelir. Kur'an okutturamazsın, zor gelir. Zekat verdiremezsin, o para ona çok büyük gelir. Ne bileyim işte, yani Allah'ın emirlerini yerine getirirken onlar o kadar çok zoruna gider ki, çünkü gönül gözü kapalı olduğu için. Ama gönül gözü açık olduğu zaman, ya hani bir ibadete giderken camiye koşa koşa gidersin. Of be de, yani insan biliyorsunuz Allah'a en yakın olduğu nokta secdedir. Yani namaz esnasında o secde var ya, işte o secde Allah'a en yakın, bizim insanoğlunun miracıdır. Evet kardeşlerim, bugünlük bu kadar. İnşallah benim bu sözlerimle bir kişi de olsa gönül gözünü açar ve Allah razı olsun demeniz yeterli. Abone olun. Çünkü daha güzel güzel videolar çekeceğim. İzlersiniz. Belki bir faydam olur sizler. Eğer kusurum da varsa hani lütfen özür dilerim şimdiden. Allah'a emanet olun. Sağ olun.